Şimdi arkadaşlar. Buyur hocam. Topumuzu alalım. Efendim hocam. Futbolda bir takım galip gelmişse o takımın teknik hocası o takımı bozmaz. Doğru mu? Doğru. Mutabıkız değil mi? İdeal 11'i bellidir. Aynen. Ama bir takım bir ay önceki hafta mağlup olmuşsa o takımın hocası takım içinde rotasyona gider. Maçı tekrarlar ki izler. Nerede hata yapılmış da biz mağlup olmuşuz? Nerede gol yemişiz? Nereden kişisel hata veyahut da sistemsel hata olmuş da biz gol yemişiz, mağlup olmuşuz diye analiz eden. Evet. Soru bu. Aynen öyle. Soru şu. Geçen hafta kim mağlup oldu? Kırmızı. Dört kaçta kaç? Dörtte. Dörtte sıfır yaptı. Dörtte sıfır. Dokunum geçen hafta takımına bakalım. Aynı. Nefise. Osman Can. Ertuğ. Cansu. Aziz. Mağlup olan takım. Bir fark var ama. Barış mı? Yani. Tamam. Geliyorum. Mavi takıma dönüyorum. Yusuf, Özgür, Kürşat, Buse, Asena. Bu takımın hocası yani teknik direktörü şu anki görüntüyle Yusuf. Takımı oluştururken zaten geçen hafta galip gelen bir takım var. Evet. Ben bu takımı niye bozayım diyor. Tabii haklı olarak. Haklı olarak burası 1-0 önde başlıyor. Ben şimdi soruyorum Nefise'ye. Sen hangi kriterlere göre bunu düşündün de bu takımı oluşturdun? 4'te 4 mağlubiyet almış bir takım. Bence de yanlış. Barış'ı arkadaşlar bütün oyunlar Barış'ın yüzünden gitmedi. Yok 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 ben sana katılıyorum hani, bu arada. Canım, evet, bu, evet. Bu bir bu gerçek. Arada, ya, yok, aralarında yaşanan gerginlikler de kadar, aynen, etkili oldu. Bu kadar mağlubiyet alan bir takım. Yani ne biliyor musun? Yol geçen onu olmuş. Aynen. Herkes sağdan gelmiş, soldan gitmiş, ortadan vurmuşlar. Her pozisyon gol olmuş. Ya bu takımda 2-3 tane 2-3 kişiyi değiştirirsin hoca olarak. En kötüsü bir adamı değiştirirsin. Kimdir bu adam? Kimi değiştirir? Ertuğ. Ertuğ. Ya sen zaten onunla kanlı bıçaklısın. Aynen. Sen onunla diyalog halinde değilsin. Sen onu istemiyorsun. Yan yana bile durmak istemiyorsun ve sen tercih hakkını Ertuğ'dan yana konuşuyorsun. Sen bana katılıyorsun o zaman. Bence Survivor'da kazanmanın en büyük özelliği motivasyon olması. Kesinlikle. Motivasyon fazla olursa kazanırsın. Eksik olursa kaybedersin. Bu motivasyon. Daha az olur hem. Bu motivasyon sırf Nefise ile Ertuğ arasında olan bir sıkıntı değil. Osman Can Ertuğ. Cansu Ali es geçiyorum. Aziz Ertuğ. Takımın içinde %60. 3 kişiyi sayarsak %60'ın Ertuğ ile bir sıkıntısı var. %60 ya büyük bir rakam. Takımın kamburu diyebiliriz. Aynen ve enteresan ilginç bir olay. Takım bu kararı verirken birlikte hareket ediyor. Nefise diyor ki Osman Can. Ertuğ kalsın mı? Kalsın mı? Osman diyor ki kalsın. Aziz'e soruyorlar. Evet kalsın. Arkadaşlar bu ne periz bu ne anlatırsın? Sebebini söyleyebilir miyim? Evet. Benim düşündüğüm Ertuğ'u potaya sokacak bir isim olarak gördükleri için. Yok canım yani. Kaybettikleri öyle oldu zaten. İlk buradan Kürşat'ı alsa. Niye Aziz yazılmadı hayır, da Ertuğ'u Kürşat'ı alsa. Kürşat'ı alsalar Kürşat'ı sokmazlar mıydı? Ama Ertuğ'un gitmesini istiyorlar. Kürşat zaten kolay lokma. Ertuğ yine bir yerinden dişli bir rakip. En azından onu bireyselliğe geçmeden eleyelim gitsin diye senin, olabilirler. Senin sisteminden geliyorum. Senin düşüncenden geliyorum. Şunu mu söylüyorsun? Bu takım zaten bu hafta da mağlup olacak. 4'te 4 mağlup olacak. 4'te 4 değil ama. Ertuğ'un bir tanesini bir kaybetseler evet. Direkt Ertuğ'u zaten yazdı. Yani. Arkadaşlar. Ama potaya 4 kişi giriyor. Bir tek Ertuğ sokunca Ertuğ gitmiyor. Hayır ki. Evet. 4 kişi giriyor. Bu nasıl bir mantıktır hayır, ya? Hayır gitmesi için Joker Eleman şimdiye kadar bir sürü ismi kullanmadılar ama mı? Ama ben sana şöyle söyleyeyim. Eğer böyle bir taktikte eğer Ertuğ takımını alırsan sen 4 kişi bir taraf olmuş oluyorsun. Ertuğ zaten tek öyle oluyor. O tek olan her zaman SMS'e daha güçlü olur. Yani sen hem sevmediğin bir adamı sürekli tartıştığın bir adamı takımına alırsın. Ama bunu düşünmüyorlar. Ya, şu olay, ama şu olay, şu takım seçmesi. Ertuğ'a bu yaptıklarının Ertuğ'a pozitif anlamda dönebileceğini düşünmüyorlar. Ya Aziz niye üstüne oynadı konseyde Ertuğ'un? O ayrı mevzu. O Ertuğ'u başka pozisyona gözü. Ama o zaman diyorum ki arkadaşlar ya sen kendi takımını bir haftalık da olsa huzurunu, bir haftalık da olsa dokunulmazlık almayı, bir haftada olsa ödüllere gitmeyi istemez misin? Masadayız ya hep beraber oturuyoruz. Siz benden memnun değilsiniz ve her zaman beni burada görmek mecburiyetindesiniz. Demez misin ya bu gitsin de başka biri gelsin en azından bir rahatlayayım demez misin? Ben derim mesela. O zaman Nefise sen var gidi nasıl yaparsın ya? Tamam Osmancı'nı aldın itirazım yok. Cansu'yu da aldın. Ya Aziz de başarılı olur. Kürşat'la bir deneme
Düşünmez mi insan ya? O zaman ben var ya Ertuğ'a helal olsun diyorum. Demek ki bu adamlar hani senin karakterini sevmiyor. Seni sadece kas gücü olarak, atlet gücü zaten olarak alıyorlar. Demek ki Ertuğ onların gözünde bu Survivor'a bir yerde damga vurmuş o zaman yani. Helal olsun diyeceğim ben. Ya Ertuğ'un bu saatten sonraki tavrı çok önemli evet bence. Yani burada bu saatten sonraki duruşu çok önemli. Yani bu kadar olayın üstüne gidip de başka bir duruş sergilemeye başlarsa bu saatten sonra Ertuğ daha farklı bir yere çekebilir. Ya Ertuğ, insanın... abicim pardon özür dilerim Ayşe. Ertuğ'un şu dünkü izlenimlerinden sonra gerçekten kendisinde olmadığını, ağızdan çıkanı kulağının duymadığını, şimdi bir bölümünü izleyeceğiz birazdan. Onları çok net gördüm. Ertuğ şu anda hani beden olarak orada olabilir ama ruh, fizik olarak görüntüde orada hiç abi yok. Abi Ertuğ nerede koptu biliyor musun? O kızlara cevap vermek için Asena'yla yanında kim kalmıştı en son? Senem galiba. Asena'yla Senem için yerlerde seviye arıyorum dedi ya. Bak he, oradan parkurda sonra cevap vermeye evet başladı ya orada bitti Ertuğ. O seviyeyi... Abicim hayır vermiş olabilirsin ama ondan sonra insan bir kendini düzeltmez mi? Kontrol etmez gitti mi? Muhasebe abi, yapmaz gitti mı? Ya ben burada hata yapıyorum, burada yapmıyorum veyahut da 36 yaşındayım. Benim hareketlerim, davranışlarım biraz daha dikkat etmem lazım. İnsanlarla konuşurken seviyeyi senin deyimiyle biraz daha kontrolü geçmem lazım. Saygıda belki de hata ediyorum. Bak, demez misin? Gelir gelmez Ertuğ'u Zeynep söylediği için ben birazcık eleştirmiştim. Ama o konseyde Ertuğ mesela çok güzel ifade etti kendini. Gelir gelmez yazılmamı doğru bulmuyorum vesaire. Cümleleri çok iyi kurdu. Hı. Ama sonrasında bir sessiz Ertuğ ve performansına odaklı bir Ertuğ gösterdi. Yazıldığına pişman etti. Ama sonrasında o seviye yerlerde aramaya, cevap vermeye, karşılıklı mavi diyaloglara girdi. Mavi takım dalaşmaya başladı. Evet, dalaştı ve onlara cevap verdiği gün Ertuğ kaybetti. Ya Ertuğ kaybetti demem ben açıkçası. Bir de o yani Zeynep'in, sen Zeynep örneği verdin, orada çok güzel cümleler kurdu dedin ama o Zeynep'in... Orada da çok takıldı. O da çok takıldı yani. Kurduğu cümleler yani hani Türkçe imla noktalama olarak belki güzeldi ama çok altı dolu cümleler değildi yani. Hayır, beni niye yazdı? Ben daha kendimi gösteremedim. Hani genelde yedeklerin yaptığı bir konuşmadır ya, işte, bu. Ama en azından başarılıydı da giriş yaptığı zaman da bayağı bir sayı aldı. Tamam. Ya Zeynep'te arası olmadığı için onu yazdığını söylemiştim. Ya şunu söyleyeyim hani... Şöyle potaya soktu Zeynep, ondan sonra inanılmaz bir konuşma yaptı, bizim hayır, hepimizi kadar etkiledi falan diye bir konuşması hayır, yoktu zaten. Şu anki gibi davranmadı yani, onun altını çizdi. İşte bence şey, işte kayış koptu tamam, yani. Zaten ondan bahsediyorum şimdi, ona cevap vereceğim zaten şimdi. Yani, dünya kayışı bu. Ertuğ'da o stresi çok iyi idare edememe evet durumu var. Yani kafada bir şeyler kuruyor, sonra ağzından böyle yanlış bir şey çıkıyor ama mesela ben seyirci olarak aslında onun ağzından yanlışlıkla çıktığını anlayabiliyorum. Aslında kurmak istediği cümleyi anlayabiliyorum. Çünkü o duyguyu bana veriyor. Bakışları, jestleri, mimiklerinde. Ağzından yanlış bir şey çıksa bile hani Ertuğ'un içindeki niyeti ben anlayabiliyorum. Hani kimisi böyle bir şey der, ben onu demek isterim. Yani inanmazsın ya. Ama bu Ertuğ'da bana tam tersi olarak yani. Ertuğ gerçekten yani cümle kurmaya çalışıyor. Afallıyor böyle, bir şey söylüyor. İşte Dora, bunu gördüğün halde niye takımını hala istersin? Ya bak, İşte onu diyorum. İşte kiralık, sadece kas gücü olarak futbolda istiyorlar. Futbolda kiralık dönem vardır hadi. Futbolcu kiralık gönderirsin. Hı hı. Orada biraz pişer. Tekrar gelirsin. Ya bir hafta gönder ya. Kiralık olarak gönder. Karşı takıma gönder. Orada biraz pişsin. Aynen. Sonra gel. Geçen haftanın özetinde. Tamam, Osman Can'ı istiyorsun. Osman Can çok mu başarılı? Değil. Özgür'le gir. Özgür'ü al. Hani Özgür'le bir çan çap. Yok, Osman Can'ı hayatta yani yani Ertuğ'un da bu saatten sonra ona laf edildiğinde seçmeseydiniz o zaman kardeşim deme hakkı evet mesela. Evet. Kesinlikle. Aynen. İşte aynen. İşte onu diyecek yani. O stresi o yaptığı söyleyecek şekilde yönetemiyor. Ve ben bu hareketten Ertuğ gitgide finale doğru yaklaştırdığını düşünüyorum ben zaten. Ben de katılıyorum bu arada. Bu kadar yani, üstüne gidilmesi Ertuğ'un kesinlikle pozitif yani. İstediği kadar kendini ifade edemezsin. İstediği kadar tutuk olsun. 2-3 tane şey söylüyor. Ben orada Ertuğ'un bir duygusunu alıyorum. Gereksiz bir yüklenmelerini görüyorum Ertuğ'a. Diyorum ki Ertuğ bundan sonra eğer bu seçimler yapılırsa finale ama, doğru gider. Ama Dora, burada sana katılmıyorum. Eğer Ertuğ'un bu konuşmalarıyla finale gidecekse... Hangi konuşmalar abi, ne yaptı ki adam? Ya dün yılan dedi ya. Yılan kelimesini kullandı. O demedi abi yılan. Yılan dedi. Ben hayır, özellikle hayır, yok, yok, 3 defa 4 defa konseye gireceğiz. Şimdi konseye geçmeden önce konuşacağız. O yalan, yalan gibi sen bir şey dedi. Ağzı dolandı. Ben özellikle sonra tekrardan dinledim. Oyun esnasında Osman Can'ın küpleri devrildi. Öyle bir şanssızlık yaşadı. O görüntüleri izleyelim.